Afyon Şiir ve TÜİ'den herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Nisan Pazartesi, saatlerimiz 21.04'ü gösteriyor. Konuklarımızı önce her programda olduğu gibi gene tanıtıyorum. Afyon Şiir Gazetesi yazarı Enver Deniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Afyon Şiir Gazetesi Yazışları Müdürü Polat Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve en büyük konuğumuz, biliyorsunuz, siyasetten yine. Kendisi başarılı bir doktor, başarılı iş adamı ve halkın sevgisini kısa sürede kazanan bir isim. Afyonkarahisar İyi Parti 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Enis Arabacı. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, hoş bulduk. Dilerseniz kendi ağzınızdan önce Mustafa Enis Arabacı kimdir? Hı hı. Onu bir özgeçmişinizi genişçe bir anlatalım. Ya ben Şuhut doğumluyum, psikiyatri uzmanıyım, Hacettepe tıpı bitirdim, ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı ihtisası yaptım, yani psikiyatri ihtisası yaptım. 1997'den 2007'ye kadar Afyon Devlet Hastanesi'nde çalıştım. 2007'den sonra da kurucusu olduğumuz Park Hayat Özel Hastanesi'nde çalıştım. Son 10 yıldır da hekimlik yapamıyorum, işler genişleyince. Yani hekimliği yavaş yavaş bırakmak zorunda kaldık. Geçmişte 3 dönem tabi odası, Afyon Tabi Odası Başkanlığı yaptım. Şu anda da Park Hayat Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığı görevini yapıyorum. Grubumuza ait 3 tane hastane var. Özeti bu şu anda. İlk soruyu ben sorayım isterseniz. Şimdi hocam sağlıkla ilgilisiniz, eğitimle ilgilisiniz, evet. Turizme girdiniz. Evet. Daha önce de ilimizde bir seçim öncesi bir isimler konuşulurdu. Hı hı. İşte şunlar aday olabilir mi, olur mu veya teklifler giderdi. Ama inanır mısınız biz de basın sektörü olarak Mustafa Enis Arabacı'nın ismini sadece aday olduğunda öğrendik. Tabii ön bilgilerimiz vardı ama evet, resmi olmadan yayınlamamış. Bu siyaset nereden geldi? Şöyle, hakikaten bir ilk başta bir ben de farkındayım. Bir şaşkınlık oluştu. Ya sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Gençliğimizden beri de hep böyle siyasal ortamları, siyasal durumları hep kafa yormuşuz. Ben zaten o şey de var. Yani bu geçen ay biraz bu konuşuldu ya. Hani bu kadar iş hayatı yoğunken neden siyaseti düşündü? Aslında ben de çok düşündüm. Yani beynin diyor ki sen ya da aklın diyor ki sen kendi işlerine bak kardeşim. Ne işin var senin siyasette? Birçok yani şeyle ilgileniyorsun, büyütüyorsun, ciddi bir istihdam sağlıyorsun. Bir tarafında diyor ki yani o da duygular aslında. Gir belki burada bir boşluk var, burada yani senin yapman gereken bir şeyler var. Türkiye'nin siyasal ortamına belki bir katkın olabilir. Yani bazen akıl ve beynin söylediklerini duygulara anlatamıyorsun ve ben duygularımı dinledim. Hatta bu yüzden biraz da geç kaldım. Yani bu sürece de dahil olmakta. Şimdi doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız onu zaman gösterecek. Yani işin özeti bu. Evet. Sevgili seyirciler, Turkuaz Ulaşım Medya grubuna bağlı olarak Afyonşehir Web TV'yi Facebook üzerinden izleyebilirsiniz. Sevgili hocamıza sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Buyurun Emre Bey. Ben biraz size özet yapmaya eğilimindeyim herhalde. Biraz fazla özet yapmasam da iyi yani olacak şey herhalde. Şey değil. İstediğiniz tamam, gibi tamam, konuşabilirsiniz. Tamam, yani bir sınır daha yok. Zamanımız var yani. Evet, tamam. Benim düşündüğüm sorunun bir kısmını Mustafa Bey cevapladı da. Şimdi Mustafa Bey bu zamana kadar hastanenizde birçok görevli siyaset evet, yaptı. Evet, evet. Sizin siyaset yapmanızı düşünen toplumda bir kişi zor bulur. Yani hı hı, yapacağınızı evet, hiç evet, düşünmüyordu. Evet, evet.
bu siyaseti son dönemde yapma kararında neyin etkili olduğunu toplum merak ediyor. Ben çevrede çok gezinen bir insanım. Gerçekten merak ediliyor. Evet. Öncelikle bunu öğrenmek istiyoruz. Ya şöyle, gerçekten öyle sansasyonel bir şey aramamak lazım. Benim şu ana kadar işte denildi ki sen iktidarın döneminde bu işleri geliştirdin. Neden şimdi başka bir partiden giriyorsun? Ona da şunu söyleyeyim, ben herhangi bir partide değildim. Yani kimseyi yarı yolda bırakıp da bir yere falan gitmedim. Ve hakikaten son 21 yıl aynı iktidar olduğu için hakikaten çok başarılı olduğu dönemler oldu. Başarısız olduğu dönemler oldu. İyi yaptığı şeyler oldu. İyi yapmadığı şeyler oldu. Böyle bir tablonun içinde biz de hasbelkader bizim hayat dönemimizin o kısmında iş yaptık ve geliştirdik. Yani belki başka bir iktidar olsa da gelişirdi. Belki gelişmeyebilirdi ama sonuçta bütün Türkiye'de iş yapanlar, işlerini çok büyütenler de dahil, işlerini batıranlar da dahil bu dönemde yapmak zorundaydı ve bu dönemde yaşandı. Dolayısıyla ben her iktidar partisiyle hiçbir sorunum olmadı. Allah var, hiçbir sıkıntım olmadı. Öyle bir şey de yok. Yani öyle bir hani niye girmedin ama şöyle bir şey. Ben şunu çok hissettim. Yani Türkiye'deki demokratik yapılanmanın zarar görmeye başladığını hissettim. Ve hakikaten sanki burada yani ben de bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Birincisi bu. İkincisi Sayın Genel Başkanımız da söylüyor, Meral Akşener. Ya bu başkanlık sistemi örneğin. Kalkıp da biz buradan başkanlık sistemini falan tek bir milletvekili seçilerek değiştirecek falan değiliz. Haddimi de biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Başkanlık sistemi kim onu uygularsa uygulasın, hakikaten çok tek adamlık sistemine doğru götürüyor. Yani 21. yüzyılda aslında bir tek adam sisteminin doğru olmadığını hep düşünüyorum. Ve biz de, belki sizler de aynı bölgenin insanlarıyız. Hep şunu düşündük. Ben geçmişten beri hep başkanlık sisteminin daha doğru olduğunu düşünürdüm. Neden? Düşünürdük ki marjinal partiler olmaz. Amerika'daki gibi iki partili bir sistem olur. Birisi beğenmezsek öbürünü iktidara getiririz, beğenmezsek öbürünü iktidara getiririz. Ama şu anda Türkiye'de bu tam tersi bir şekilde yaşanıyor. Çünkü detayları farklı. Bütün marjinal partiler artık yani görüyoruz. Bütün marjinal partiler bu seçimin kazanılmasıyla ilgili sanki çok önemli bir tabloymuş gibi her iki ittifak tarafından da yani dahil ediliyorlar. Dolayısıyla bu sistem hakikaten sakat bir sistem. Birinci sakatlığı Türkiye'deki marjinalleşmeyi azaltmak yerine artırdı. İkinci sakatlığı da hakikaten burada yani neredeyse bizler birey olmaktan tebaa olmaya doğru gitmeye başladık. Bu iki şey beni etkiledi. Yarınlar için. Gençlerin aşırı ümitsizliği, hepimizin çocukları var. Bunlar etkiledi. Ama tabii bir şey tek başına hani ben de hani kahraman gibi bunlar yüzünden girdim diye değil. İç dünyanda da yıllardır bir böyle bir politika ile ilgili ben belki benim yakın arkadaşlarım bilirler bu ilgimi. Belki de çok yansımamış olabilir. Bir de hakikaten ben çok yoğun bir iş hayatım vardı. Psikiyatristlik yaparken saat 8'e kadar muayenehanede hasta baktığımız olurdu. Ama tabi odası döneminde benim siyasetle ilgimi bilenler bilir. Yani o dönemde yani tabi odası başkanlığı da aslında biraz siyasi bir ortamdır. O dönemde de biz kendimizi hep yansıtmıştık. Yani yayınlarımızda çıkardığımız dergilerle vesaire. Yani bu ilgi benim içimde vardı. Hatta bir gün belki çıkar diye hep beklemiştim. Bu dönem bu biraz daha fazlalaştı ve o tarafa doğru kaydık. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Toplumun merakı olduğu için ben sordum. Evet, gerçekten evet. Sizin siyasete girişinizi merak ettim. Evet. Evet. Yani bunda öyle sansasyonel bir şey yok. Herhangi bir reaksiyon falan değil. Yani tamamen bireysel bir karardır. Sevgili Polat Yılmaz. Şimdi Mart ayında Afyon gündemine hani klasik değildir ama bu gerçek oldu. Bomba gibi düştünüz. Herkes bir noktada şoke oldu. Şimdi İYİ Parti gibi milliyetçi ama biraz da merkeze kayan genç yapısı olan ve dinamik bir partide
yapılan üye temelli ön seçimde de milletvekilliği sıralamasında ikinci oldunuz. Hı. Genel merkezde buna hiç evet. dokunmadı. Bu sonuçlara baktığında işte iki aylık bir sürede çok iyi yol almışsınız ki ikinci sıraya aldınız. İyi bir siyasetçisiniz demek ki kumaş böyle. Başarılar dileriz. Şimdi sahaya da çıktınız. Hı hı. Ne görüyorsunuz sahada? Hem kırsal hem kentsel olarak evet, iki evet. ayrı sorayım. Ayrıca ikinci sırada bulunmuş olmak sizi memnun etti mi? Afyon'dan hı. kaç milletvekili çıkaracaksınız? Böyle iç içe sordum ama. Dört soru var galiba. Şimdi ben 15 Mart 2023'te üye oldum. Afyon'da da 12 Mart ya da 13 Mart'ta İYİ Parti'ye geçtiğim belli oldu. Tabii bu biraz daha önce olacaktı. Yani daha işte detaylı görüşmeler falan yaparak olacaktı ama o büyük deprem felaketi çok üzen hepimizi. Onun olması, ardından bu altılı masa krizi falan olması bizim süreci biraz hem formatını değiştirdi hem de geciktirdi. O sırada da ben artık girmiştim şeye. Girdik daha bismillah. Aradan bir hafta geçti. Teşkilatlarla falan tanıştık. Bu sefer ön seçim çıktı. Ön seçim içinde mülakat var nasıl olsa diye de düşündük. Ama baktık ki ön seçim ciddi bir şey. 7 günlük bir çalışmayla, 6 gün hatta belki de, 6 günlük bir çalışmayla ön seçime girdik ama çok sıkı çalıştık üyelerimize yönelik. Ve orada da sağ olsunlar bu kadar kısa sürede beni çok bağırlarına bastılar diyebilirim. Tabii ki ben de ilk sırada olmayı isterdim. Yani herkes isterdi. Yani ama sonuçta bu siyaset. Sonuçta hani sonradan girdiğim için benim işte çok kısa sürede çok yüksek oy almam ya da merkezden en yüksek oyu almam vesaire ye takılıp siyasette küskünlük olmaz. O gün belli olduktan sonra hemen diğer adaylarla da hemen görüşerek yeni süreci başlattık. Yani ve çalışmaya başladık. Şu anda şunu söyleyebilirim, yani biz tam bir ekip ruhuyla, hatta görev dağılımları yaparak çalışıyoruz. Şöyle bakarsak, ben işte 15 Mart'ta başladım, ilçe teşkilatlarımızla tanışmaya ve ilçelere gitmeye başladım. O zamanki havayla, şu anda bugün 24 Nisan, aradaki Türkiye'deki ve Afyon yerelindeki hava çok farklılaştı. Seçim satımı haline girildikten sonra insanlar daha yani daha rahat kendilerini ifade etmeye başladılar. Yani biraz hani özellikle son 3-4 gündür biz 3 gün içinde bütün teşkilat seçim otobüsleriyle beraber bütün Afyon'un bütün ilçelerini dolaştık. Hatta bazı büyük beldeleri de dolaştık. Çoğunla konuşmalar yaptık. Selamlamalar yaptık. Şunu gördük, gerçekten yani insanlar bir defa İYİ Parti'ye çok sıcaklar. Ciddi kalabalıklar oluşuyor, dediklerimiz çok dinleniyor, desteklerini belirtiyorlar. Artık değişim istedikleri çok açık. Yani hiç hesapta yokken, siz yolda giderken arabanıza el sallayanlar, korna basanlar. Yani şu anda gerçekten insanlar Türkiye'de bir değişim istiyorlar. Ve ben de bu yüzden şunu söyleyeyim. Biz yani kendimin seçilmesiyle ilgili hani çok kaygı duymuyorum. Önce şey diyordum ya, seçiliriz ya da seçilmeyiz. Ne olursa olsun bunu ben layıkıyla yapayım. Seçilemezsem de hoş bir seda bırakırım. Yoluma devam ederim diye düşünmüştüm. Ama şu anda seçileceğimle ilgili bir kaygı duymuyorum. Yani bunun sebebi de aslında toplumdan aldığımız geri bildirimler. Teşekkür ederim. Dört soruya da cevap verdik herhalde. Evet. Şimdi evet, İYİ Parti ile kısa bir sürede girdiniz. Genel merkezden gelen talimat doğrultusunda her aday adayı istediği kadar üye yapabilecekti. Evet. Onu perşembeye kadar o vakitlerinizi kullandınız. Diğer adaylar gibi. Ve ikinci sırada yerinizi aldınız. Şimdi biraz daha ben
sizi doktor olarak şey yapacağım. Büyük bir hastaneyi yönetiyorsunuz. Hı hı. Eğitimler var, iki tane okulumuz var. Evet. Kolej veya lise ayarında okullarınız var. Bir de turizmle ilgili bir inşaat çalışmalarınız var. Şimdi Enis Arabacı aday olduğunda ki il başkanı, İYİ Parti il başkanı Muhammed Mısırlıoğlu bir adet adayımız var 7.8 şiddetinde deprem yaratacak dediği isim siz miydiniz? Adaylıktan sonra, açıkladığınızdan sonraki eşinizden, dostunuzdan, çalışma arkadaşlarınızdan ne gibi tepkiler aldınız? İkinci sorum da bu olsun. Tamam. İlk olarak ben bu üye kaydıyla ilgili ortamda çok böyle üye kaydının çok yüksek olduğuna falan dair bir şey var. Ben ciddi bir şekilde üye kaydı yapmadım. Yani şeyi süreci değiştirecek şekilde de hiç üye kaydı yapılmadı. Biraz şeyde farklı biliniyor. Çünkü belli bir sınırı vardı onun. Belli bir süresi vardı. O pek şeyi sonuçları etkileyen bir durum olmadı. Yani ön seçimde. Diğer yandan yani şimdi size göre 7.8 şiddetinde başka birisinden mi bahsetti, benden mi bahsetti? Siz misiniz diye sordum. Ya ben bilmiyorum sizce ne. O zamana kadar Enis Arabacı aday değildi. Başka bir kişi olduğunu sanmıyorum. Basın çünkü toplantısında İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu dedi ki ne adaylar çıkacak dedi. Hele bir isim var dedi 7.8 şiddetinde dedi. Ya, hatta bazı basın mensupları da eleştirdiler. Sen adaylar arasında böyle ayrım yapamazsın. Gibi. Şey, beni daha önceden genel merkeze anlattığını ve işte genel merkezin benimle ilgilendiğini, yani o kişi bendim muhtemelen. Evet, Kasto sizdiniz. Evet, diğer şey neydi? Tepkiler eşinizden, dostunuzdan, çalışma arkadaşınızdan. Şimdi tabii böyle bir karar alırken insan, yani ben biraz gizli tutmaya çalışmayı abarttım galiba. Çok fazla kişiyle paylaşmadan bu kararı aldım. Babamla ve aile içinde de paylaştık, eşimle falan. Aslında mesela babam çok net olarak karşı çıktı. Yani girmemi istemedi ama onu, hatta biraz sürecin uzaması biraz onun da gönlünü almakla ilgili de geçti. Açıklandıktan sonra inanın her partiden, her taraftan çok ciddi destek mesajları aldık. Yani sizin gibi kişilerin siyasette bulunması lazım diye. Yani o dönem benim için de böyle güzel bir dönem. Yani her cepheden insanların suyum var benim. Ha, çay mı? Pardon. İnsanların bu şekilde yaklaşımları bizim motivasyonumuzu da artırdı açıkçası. Ha, bu arada şey de oldu. Tamam, iyi girdin de ne gerek vardı diyen de oldu. Yani sen işlerine nasıl ilgileneceksin diyen de oldu. Çeşitli ona benzer şeyler de arkadaşlarımızdan da oldu. Ama genel olarak bir destek ağırlıklı ve sevindiğini belirten bir mesaj trafiği oldu. Evet, evet. Evet, reklam arasından önce bir tur daha yapalım istersen. Tamam. 8 dakikamız benim var. Benim aklımda bir soru var. Buyurun. Şimdi bir temayül, üyelerin temayülü oluştu. Sizin bir sıralamanız oldu ama Dinar bölgesinin, hı hı, hatta Kızılören'e kadar Çölovası, işte Dağskırı, Başmak, Cevciler bölgesinin sevilen ismi, evet, partinin de abileri ve genel başkanının danışmanı Saffet Bey yerini beğenmedi. Ya da bir takım sebeplerden dolayı ayrıldı. Şimdi net olarak şunu soruyorum. Saffet Bey'in adaylıktan çekilmiş olması sizin Dinar bölgesindeki gücünüzü azalttı mı? Bu MHP'nin ekstra bir şansı olabilir mi? Ya şöyle, Saffet Bey çok değerli bir abimiz. Yani ben onunla geçmişte çok öyle tanışmışlığım yoktu. Bu süreçte tanıştım. Gerçekten değerli ve kuvvetli bir kişilik. Tabii ki onun ayrılmasını istemezdim. Tabii o bölgede biraz oy düşüşü yaşayabiliriz. Onun yerine de Okşan Hanım sandıklı, hocalar ve İlçeysar'da etkili bir arkadaş. Onun merkezde de tanınan birisi. O aslında oradan kaybettiğimizi de o taraftan kazanabiliriz diye de düşünüyorum. Bununla beraber Saffet Bey'le mesela yarın ben Dinar'a gideceğim. O bizi elinden geldiğince
destekliyor. Saffet Bey katılıyor mu seçim çalışmalarına? Katılacağını söyledi. Yarın da onunla ziyaret edeceğiz. Onun bir ekibi var. Onlarla da iyi ilişkiler içindeyiz. Şu anda İyi Parti'nin aslında bütün yani 5 yıllık öyküsünün içinde olan herkesle işbirliği halinde çalışıyoruz. Ve herkesle hakikaten hani küskünler falan olur deniliyordu ya. O grupların hepsi şu anda yani bizlere destek olmak üzere mesela bugün bütün belediye meclisi, il genel meclisi, Mehmet abi, Mehmet Telik'le beraber Uzun Çarşı'yı dolaştık mesela. Yani diğer milletvekili adayları, yani ilk kurucular hepsiyle beraber bir çalışma içindeyiz. Şu anda İyi Parti'de böyle bir birleşme, bütünleşme de var gerçekten. Bu anlamda da Saffet Bey'in de bana, yani ben ayrılacağım ama senin için elimden geleni yapacağım. Senin için derken yani parti için elimden geleni yapacağım diye bir ifadesi var. Yarın da buluşacağız mesela onunla. Yani öyle bir tabloda var. Şu anda kopukluk, hiç kopukluk yok neredeyse. Ama tabii Saffet Bey'in ayrılmaması bizim için çok daha güzel olurdu. Şimdi çok yeri gezdiniz doktorum. Siyasete de ısındınız. Hı hı. Sizin bakış açınızda İyi Parti'nin gücü şu anda ne? Yani kaç milletvekili çıkarı gözüyle görüyorsunuz? Ya da yüzde olarak şu kadar oy alma ihtimalimiz bizim şu anda belirli diyebilir misiniz? Ya şimdi ben tabii insan bir de temkinli olması lazım. Yani şimdi inanın gördüklerimle gaza gelsem birinci parti izlerim. Önümüzde de daha 20 gün var. Yani şu anda bir de anketler var. Ama anketler arasında çelişkiler de var. Yani şu anda AK Parti ile bizim aramızda yani 1 ile 2 belli. 1-2 ankette biz de önde gözüküyoruz ama ben yine temkinlilik anlamında AK Parti'nin şu anda önde olduğunu söyleyebiliriz belki ama bu anketler ne kadar gerçekçi onu da söyleyeyim. Şu anda ben sanki biz birinci partiliği almak üzereyiz ya da aldık gibi hissediyorum. Ama bu değişkenlik de olabilir. Çünkü geçmişte ciddi bir oy farkı var. Yani bu konuda çok net olmamakla beraber AK Parti ile bizim aramızda bir birincilik yarışı olacak diye düşünüyorum. Yalnız gerçekçisiniz doktor bey. O konuda tebrik ederim. Ya şimdi siyaseti ben bir de burada yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. Yani siyaseti hakikaten yapıcı ezberlerle değil de içimden geldiği gibi yapmak istiyorum. Mesela suçlayıcı hiçbir şey yapmıyorum. Yani mesela geçtiğimiz hafta içinde bazı işte şöyle basını da suçlamak istemem ama mesela biz bir konuşma yapıyoruz. O konuşmadan akılda kalanları biraz da ilaveler yapılarak da tamamlanıyor. Benim ifadem olmamış oluyor. Tamam mı? O ifade aslında maksadı aşıyor. Yani ben kendi ekibime de söylüyorum. Ben hakikaten yani şu anda siyaset yapan herkesin elinden geleni yapabildiğini ama sistem içinde yetersizlikler yaşadıklarını da düşünüyorum. Dolayısıyla yani siyaseti suçlamadan başkalarını yerin dibine sokarak değil de kendimize anlatarak ve Türkiye için daha verimli olabilecek şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani 4 alacağız, 5 alacağız falan demenin manası yok. Bizim 3 çıkarma ihtimalimiz ciddi bir şekilde var. 3 milletvekili çıkarma ihtimalimiz. Abartılı bir dip dalga varsa da çok farklı şeyler de olabilir açıkçası. Ama şu anda bir dip dalga var. Şimdi ben gelen bir soruya sayın doktorumuz meclise girerse Afyonkarahisar için ilk yapacağı iş ne olacak diyorlar. Yani nerede eksiklik görüyorsunuz veya neyin yapılmasını daha ilk etapa? Yani ben ilk diye bir şey yok bence. Birçok şey var. Yani tabii ki şu anda biz yani bu seçim sürecinin her dönemi bir ayrı bir konu. Mesela düne kadar sandık görevlilerinin kontrolünü yaptık. Yani şimdi onu bıraktık.
Yani orada bir eksiğimiz olmasın diye. Şimdi tekrar sağ çalışmaları ön plana geldi. Seçim bittiğinde eğer seçilirsek o zaman neler yapacağımızla ilgili problem şu, iktidarda olursak çok şey yapabiliriz, muhalefette olursak da bazı şeyleri yapabiliriz. Tabii biz iktidarda olacağımızı hissediyoruz ve düşünüyoruz. Orada iktidar milletvekili olarak çok şey yapılabilir. Afyon'la ilgili problemler ne? Oraya bakmamız lazım. O problemler üzerinden gitmemiz lazım. Ama mesela benim Afyon'la ilgili çok da hayalim var. Birincisi Afyon'da ciddi bir istihdam sorunu var. Yani gerçekten birçok okumuş insan iş bulamıyor. Türkiye çapında bir gençlerin aşırı bir mutsuzluğu var. Yarını göremiyor, kendine bir değer atfedemiyor. Yani kendi branşım ama biraz depresif bir toplum haline geldik. Dolayısıyla bunlar birden istihdam bir günde iki günde çözülebilecek şeyler değil. Bence öncelikle eğer o güce sahip olursak siyasetin o ayrıştırıcı, bölücü, kavgacı, o biraz nefrete varan söylemini biraz daha şefkatli, saygılı bir söyleme ve gerçekler üzerinden, algı üzerinden değil de gerçek yaşananlar üzerinden giderek siyaset yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu iklimi muhalefette de olsam, iktidarda da olsam Afyon lokalinde gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Yani bu havayı yansıtabileceğimi düşünüyorum. En önemli şeylerden birisi bu. Bunu yaparsak zaten başka şeyleri yapmak daha kolay olacak. Onun dışında Afyon'un çok artısı var. Yatırım çekmesi lazım. Gerçekten daha önce de konuştuk. Bir uluslararası turizm destinasyonu olmak için de çok fazla şeyi var. Yani termal turizminin büyümesi. Yani şu anda biz turizm yapıyoruz ama daha çok yerli turiste yapıyoruz. Yani katma değeri çok yüksek olmuyor. Uluslararası turistleri şu anda biz hastanede inanın Avrupa'dan ameliyat hastalarını getiriyoruz. Hayatında ilk defa Türkiye'ye gelmiş kişiler İstanbul'da havalimanından ya da Antalya'da iniyorlar. Afyon'a bizim araçlarımızla geliyorlar. Ya bunu otelcilik de o kadar daha kolay ki bunu yapabilmek. Bunun aslında sunulacağınız şeylerin tekrar bütünleşmesi, bunun bir bütün haline bütün sistem tarafından hem vilayet tarafından hem tesisler tarafından bir sistematik düzen içinde tanıtımının yapılması ve beklentilerin ona göre ayarlanması bu çok önemli. Afyon'un bütün çevresini değiştirebilecek bir şeydir bu. Ben daha önce de bahsettim Afyon Tanıtım Vakfı konusu, Afyon Tanıtım Ajansı beraberinde işte yani şimdi de uğraştılar çok ama askeri havalimanının sivil uçuşlara açılması ki bu bence yani çok yapılabilecek bir şey. Fakat geçen de bir yerde de söyledim. Mevcut iktidarın aslında oradaki havalimanının yapılmasıyla ilgili eleştirileri göze almamak için aslında yeni bir hamle yapmaktan imtina ettiğini düşünüyorum. Ama oranın da değerlendirilebilecek bir takım şimdiye kadar yapılmış çalışmalar var. O çalışmaların revizyonlardan geçirilerek her iki bunlar Milli Servet, her iki havalimanında işler hale getirilebilmesi de mümkün. Bunlarla ilgili öncülük yapabilirim. Gerçekten bazen yani şu anda mesela Türkiye son dünya çapında yaşanan lojistik krizlerden sonra, Çin'in yaklaşımlarından sonra Türkiye birçok ülkenin firmalarının aslında gözdesi halinde. Yani yani sonuçta yatırım yapmak isteyenler için bir cazibe merkezi ama biz Afyon olarak bunu çok yani başka illerde daha fazla olduğu halde Afyon olarak çekemedik. Bunun için daha istekli, daha arzulu, daha hızlı olmamız lazım. Bunlarla ilgili yol alabiliriz. Tabii birçok şey var. Benim de bildiğim birçok proje var. İl müdürlüklerinde. Onların tekrar bir hani arama toplantıları vardır. Bu ülkelerinde, illerinde, şehirlerinde, şirketlerinde. Önümüzdeki dönemle ilgili öncelikli stratejik kararlar neler olmalıdır? Hangilerine ağırlık vermeliyiz? Bunların kaynakları var mıdır? Kaynak nereden yaratılabilir?
ilk etapta daha düşük kaynakla, daha lokal kaynakla neler yapılabilir? Bence Afyon'un buna benzer çok fazla çalışması var. Yani bazı yarım kalmış olaylar var. Ayazini dahi ne kadar yapılmış olsa da devamı getirilmesi gereken bir projedir mesela. Bunlarla ilgili çok fazla yapılabilecek şey var. Ben bilmiyorum, biraz çok iç içe soktuk bu şeyleri. Aklıma da birçok şey geliyor. Belki bunları seçime son 10 gün kala falan biraz daha detaylı olarak ben ifade edeceğim bir basın toplantısıyla falan. İlk aklıma gelen şeyler bunlar. Sevgili Afyon Şehir Web TV izleyicileri, 9 dakikalık bir siyasi reklam aramız olacak. Gerçekten 130'lara kadar çıkmış olduğumuz izleyici sayımız şu anda 113'e düştü herhalde, telefonlar ısındı. Bizler 9 dakika bir reklam arasına girelim, sizler de telefonunuzu biraz soğutun. İkinci bölümde görüşmek üzere, bizi izlemeye devam edin. Üretim, üretim. Yola devam. Yere göğe sığmıyoruz. Çünkü gökyüzünün de, denizin de mavisinde biz varız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok emek vereceğiz. Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde de varız. Hayatına dokunduğumuz binlerce insanın nefesinde de, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Dosta güven, düşmana korku salan karanlıkta da, cesarette de, inançta da. Yere göğe sığmayan yerli güç. Türkiye'nin yerli gücü. Yürümek! Yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak, havaları boydan boya yarıp ikiye, bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek. Yürümek, dost omuz başlarını omuzların yanında duyup, kelleni orta yere, yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek. Yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten ve gülerekten yürümek. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Selam olsun. Selam olsun Başbakçı'ya, Bayat'a, Bolvadin'e, Yeşilçay'a. Selam olsun, selam olsun çobanlara, Daskırı'ya, Dinar'a, Emirdağ'a. Selam olsun, selam olsun evcilere, hocalara, İhsaniye'ye, İşçeysar'a. Selam olsun, selam olsun Kızılören'e, Sandıklı'ya, Sinan Paşa'ya, Şuut'a, Sultan Dağı'na. Selam olsun, selam olsun, selam olsun Afyonkarahisar'ın yürekli evlatlarına. İyiler geliyor. Bu toprakların evladı, ülke ve millet aşığı, Afyonkarahisar sevdalısı. Yara sarmaya, derman olmaya, çare bulmaya geliyor. İçinizden biri, avukat Hakan Şeref Olgun geliyor. Sevgiyle çıktı biz bu yollara, bayrak aşkı ile sizlere geldim. Ellere kol kola, omuz omuza, Atatürk yolunda iyiler geliyor. Oh,
değişen, gelişen, yepyeni bir Afyonkarahisar için. Çaresiz değilsin, çare sensin. 14 Mayıs'ta Afyonkarahisar'a güneş bir başka güzel doğacak. İyiler geliyor. Biz bu yollara bayrak aşkı ile sizlere geldik. Yüzüncü yıl seçimi. Türkiye'de bir ilk. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye gündemi ve geleceğine dair görüşlerini, çalışmalarını ve vaatlerini Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek en geniş kapsamlı ortak canlı yayında anlatıyor. 60 ulusal ve karasal yayın yapan televizyon, 45 radyo kanalı ve tüm sosyal medya platformları üzerinden aynı anda gerçekleştirilecek 10 ayrı bölümden oluşan özel yayınlarla Türk milletine sesleniyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine yönelik konuları, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divan üyeleri, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri 100. Yıl Seçimi programında anlatıyor.
Evet sevgili seyirciler, reklamlarımızın ardından tekrar stüdyoya döndük. Konuğumuz tekrar hatırlatalım. Afyonkarahisar İyi Parti 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Enis Arabacı. Birçok isim tabii Enis Arabacı dendiği zaman herkes biliyor. Gerek doktorluğundan olsun, gerekse diğer ticari hayatından olsun herkes biliyor. Bir soru da Sayın Hocamız babamdan zor ikna ettim babamı dediğimde babası ne iş yapıyor diye sormuşlar. Babası benim bildiğim kadarıyla yarım asırı geçkin, Afyon'un tanınmış avukatlarından Veli Arabacı. Şuhut ilçesinde kalmaktadır ama birçok davaları Afyon'da. Afyon'da yaşıyor. Afyon'da mı yaşıyor? Afyon'da yaşıyor. 35 yıldır Afyon'da yaşıyor. Onunla bir anım var da onu da program sonunda size söyleyeyim. Evet, Yazışlar Müdürümüz Polat Yılmaz, sizle başlayalım isterseniz. Şimdi siyasetle ilgili aşağı yukarı işte tavrınızı, durduğunuz noktayı gördük. Ama Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın topla birlikte bir projesi var. Sağlık Endüstri Bölgesi. Hı, evet. Sizin hastaneye de yakın. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani seçilseniz de seçilemeseniz de sizi doğrudan ilgilendirdiği için evet, soruyorum. Evet. Nedir yani konu? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Bu proje çok değişti yolda. Ben şu anda son aşamasının ne durumda olduğunu bilmiyorum. Yani bir şekilde inceleyip ve Afyon'un verimliliği için Hüsnü Bey'le olarak, bizim en son konuşmamızda evet, sağlık gereçleri ve ilaç konusunda üretici bir nokta olacak Afyon filan gibi bir öngörüsü, projesi, dileği vardı. Şimdi şöyle endüstri bölgesi, sağlık endüstri bölgesi tanımı aslında bir takım teşviklerin sağlanmasıyla ilgili. Endüstri bölgesi denilince mecburen endüstriyle ilgili bir şeyler koymanız lazım. Ama bana kalırsa yani şimdi bunu, bu projeyi önemsiyorum ve ciddiye alıyorum. Yanlış bir yorum olsun istemiyorum ama mesela Sinanpaşa'daki şu anda hazırlığı yapılan evet, organize sanayide aslında ilaç endüstrisine yönelik şeyler yapılmalı. Burası aslında çok değerli bir arazi. Orasının daha çok turizme ve sağlığa yönelik şeyler kullanılmalı diye düşünüyorum. Otel bölgesi mi olmasını istiyorsunuz? Otel bölgesi. Bir, burada iki tane şeyim var benim. Yani iki rezervim var. Hep bunu daha önceki aşamalarında da söyledim. Afyon'un nitelikli sistemlere ihtiyacı var. Kalifiye sistemlere ihtiyacı var. Yani orada yapacağımız yatırımların da yani kendi kendini döndüren ve yurt dışından da insanları çekecek kalitede organizasyonlar olması lazım. Tabii bu projenin ciddi bir finansman ihtiyacı da var. Ben harcı alem işlerle o bölgeyi ikinci sınıf bir merkez haline getirmeyelim istiyorum. Demek istediğimi anladınız mı? Anladım. Programın ilk bölümünde de termal otellerle evet, havaalanlarını evet, kıyaslayıp konuşurken yani bizim daha önce de çeşitli vesilelerle gündeme getirdiğim bir konu var benim. Bu kabaca şöyle, yani bunun detaylarını tam bilmemekle beraber evet, bizim askeri hava limanı ile Altıntaş'taki Zafer Hava Limanı değiş tokuş yapılsın. Buradaki askeriye oraya gitsin, oradaki sivil uçuşlar buraya alınsın gibi evet, bu konuda iktidara namzet bir partinin milletvekili adayı olarak ne söylersin? Vallahi çok görüşünüzü alayım. Tabii bunun teknik olarak mümkün mü? Yani teknik olarak derken... Ben de kabaca yaklaşıyorum konuya bilmiyorum. Vallahi çok yaratıcı bir çözüm olabilir Polat Bey. Yani çünkü işte pist uzunluğu, pistin işte her zaman kullanılabilir olması vesaire, eğer onlarla ilgili bir problem yoksa, çünkü şimdi iki şeye yarayacak. Birisi Emirdağlıların Afyon'a ulaşmasını evet, kolaylaştırır. Evet. İkincisi termal bölgeye Avrupa'dan gelen hastaları ya da şifa bulmak için gelenleri buraya naklini kolaylaştıracak. İnanın eğer sivil uçuşları açık olsaydı askeri havalimanımız, Emirdağ'ın Eskişehir'le ilişkisi çok azalacaktı. Afyon'la barışma sağlanacaktı. Ben de aynı görüşteyim. Bununla ilgili yani şey, Emirdağ'dan şu anda yani hasta transferinde en az Eskişehir'den daha fazla belki bize hasta geliyor artık ama
sonuçta bunun topyekun olması lazımdı. Yani bu onu sağlayabilir. Tabii ama askeri uçuşlarla ilgili bizim sivil askeri havalimanı Türkiye'nin en büyük ikinci pistidir bildiğim kadarıyla askeri havalimanları arasında ve yılın her döneminde kullanılabilir özelliklere sahip. Eğer bu aynı şeyi öbür tarafta yapabiliyorsak ve bunu da tabii yani uluslararası sözleşmelerle sağlayabiliyorsak bu olabilir ama ona ihtiyaç yok ki. Yani sonuçta çok benzer örnekler var. Yani Konya'da, Diyarbakır'da, başka yerlerde. Balıkesir'de, Çanakkale'de askeri havalimanları. Sadece biz o çevre yolunun üzerine inanın yani özel idarenin şeyiyle de kendi imkanlarımızla da bir tane terminal binası yapsak her şey hazır olur. İnanın çok basit bir harcamayla yapılabilecek bir şey. Pisti kullanıma izin vermişlerdi zaten evet. Ama oraya yapıldığı için işte, o yöntem işte, uygulanmadı. Evet, evet. Mustafa Bey, ben şeyi soracağım. Şimdi Afyon'un bir eksikliği, kalkınmayla ilgili stratejik planı yok. Yani bunu yapacak olan da bana göre ticaret Enver odası. Enver Bey, ben biraz önce şeyi, unutmayın soracağınız biraz önceki şeyi, farz edin Gazlıgöl'deki birçok termal tesis var. Ve işte bunlar devre mülkler şeklinde falan oldu. Ya ben bu sağlık endüstri bölgesindeki yapılanmanın Gazlıgöl'dekine benzer bir şekilde bir şey değil de hakikaten cazibe merkezi haline getirecek bir yapılanma olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yani Afyon'un atılacak barutlarının tam yerine ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi benim söylemek istediğim o. Şimdi Afyon'un geleceğiyle ilgili biz tabii burada plan yapacak olan bana göre valilik falan değil. Afyon'un sivil toplum kuruluşları. Evet. Özellikle ticarete elini atan ticaret odası, borsadır, şudur budur. Şimdi bunlar oturup Afyon'un geleceği neyle ilgili? Buna bir karar vermesi gerekiyor. Bu karar verdikten sonra bunun altyapısı nedir? Ondan sonra sizin dediğiniz gibi belirlenecek organize sanayi bölgelerinde o altyapının oluşmasını sağlamak. Evet. Yoksa biz termal bölgesine yer veriyoruz dediğinizde biri devre mülk yapar, biri otel yapar. Yani Gazlıgöl'ün şu anda işleyişinin olmayışının sebebi de bu çarpık gelişmedir. Evet. Bana göre çok büyük yanlış yapılmıştır. Kişiler harbur parman savurdular kazandıkları paraları ve devre mülklerde kullanılmaz halde şu anda beklemektedir. Evet. Benim burada sormak istediğim sizin şahsınızla ilgili. Şimdi işlerinizin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Söylemlerinize göre de milletvekilliği kapısı açıldı. Onu da kabul ettik. Milletvekili oldunuz. Şimdi bu yoğun iş temposundan sıyrılıp da milletvekili yapacaksınız. Bu işleri devretmeyi düşünüyor musunuz? Ben toplumun meraklarını soruyorum yani. Tamam, benim düşüncem değil. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben aslında şimdi şirketlerde bir yönetim kurulu başkanlığı mevkisi var. Bir de genel müdürlük mevkisi var. Aslında ben hem yönetim kurulu başkanı gibi hem de genel müdürlüğü iki görevi birlikte üstleniyorum aslında bizim şirketlerde. Zaten benim bir yapılanma yapmam gerekiyor. Yani biraz daha tepeden bakacak şekilde, biraz daha kontrol merci olacak şekilde bir düzenleme yapmam gerekiyor. Bunu açıkçası ben siyaset kararı almadan önce neler yaparım diye düşündüm. Yani kaç gün Ankara'da geçer, kaç gün Afyon'da geçer, en az 3 gün Afyon'da, en az 3 gün Ankara'da falan gibi böyle. Yani çünkü bir işe gireceksek onu da layıkıyla yapmamız lazım. Yani öyle sırf laf olsun diye de milletvekili de olmamak lazım. Onları düşündüm. Benim tekrar şirketin yönetim organizasyonunda değişiklikler yapmam gerekiyor. Sorunun sebebini de açıklayayım. Şimdi ben kahvelerde falan çok gezerim. Yani dolanıyorum. Evet, evet. Onlarda söylenen şu. Şeref Bey'in işlerinin çok yoğun olduğu, iki tane bürosunun olduğu, işte haftada 5 gün meclis çalışması, bir gün yani insanlar sizi tahlil etmeye çalışıyor. Bir gün işte Afyon'a gelse bir gün de şeyine gidecek, bürolarına gidecek. Sizin işleriniz çok yoğun. Doktor bu işleri nasıl bırakacak da çalışacak düşüncesi toplumda soru işareti. Oradan kaynaklanarak bu soruyu sordum. Yani meraklarını gidermek açısından. Çünkü izlenilen bir programda bunları açıklarsanız hiç olmazsa kamuoyunun sorularına cevap vermiş olur diye düşündüm. Şu anda ben mesela Afyon'dayım ama mesela Kütahya'daki ve Akşehir'deki hastaneler sistemi devam ediyor ve ben onları bilgisayardan takip edebiliyorum. Problemler olduğunda iletilebiliyor ama hakikaten bunun biraz daha modellemesinin yapılması gerekiyor. Evet. Ve bunu da kafamda çözdüm.
Hakan Bey'in konusunda da, yani Hakan Bey'in de çalışan avukatları var. Onun işi daha da kolay olur hatta. Öyle düşünürsek daha da kolay olur. Bu bir yandan da bizim bu kadar iş hayatının içinde olmamızın artıları da var. Yani mesela iş insanlarının neler yaşadığını görüyorsunuz. Çalışanların ne gibi sorunları olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün finansal sistemin nelerle, yani birçok şeyi yani duyarak değil yaşayarak gördüğünüz için çok kolay kararlar alınabilir, çok kolay bağlantılar kurulabilir bir hal alıyor. Yani bu aslında ciddi bir artı. Eğer bunların tamamen dışındaysanız zaten kopuksunuz. Yani ne kadar becerikli olsanız aslında çok tek yönlü kalabiliyor insanlar. Ve ben şunu da görüyorum. Siyaset yapanların birçoğunun kulaktan dolma şeylerle, bilgilerle yorumlar yaptığını görüyorum. Bu aslında çok büyük bir problem. Yani inanılmaz büyük bir problem. Yani insanların biraz daha işlerin nasıl yürüdüğünü bilmesinin çözümlemede daha kolay olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi sevgili hocam, yine bu soru sorulsaydı keşke açıklık getirseydim diyeceğiniz bir soru olsun. Siz aday olduktan sonra genel merkezden gelen talimatla üye bazında ön seçim yapılacağı konusunda ve tüm adayların işte perşembe vesaire bitimine kadar istediği kadar üye yapabileceği yönde bir yenilge geldi. Ve halk dilinde işte sizin çok sayıda çalışanınız olduğu için birkaç gün içinde 1500'ler, 1600'ler falan farklı üye yaptırdığı söyleniyor. Bunun gerçek yüzünü sizden görelim. Ya kesinlikle yanlış. Ben çalışanlarıma falan çok nadirdir üye yaptırdığımız. O dönemde işte 7000 üyeden falan bahsedildi. Toplamda sanırım o dönemde 800 küsur üye yapıldı, 900 falan. Bunun da 1/4'ünü falan ben yaptım. Yani onu da çoğu Şuhut'tan falan tanıdığımız insanlar üye oldular. Kesinlikle süreci etki edecek hiç kimsenin böyle bir üye çalışması olmadı. Yani zaten ben oyların toplam oy, yani toplam oy kullanılan oyun ciddi bir bölümünü de aldım. Yani bizim üye yaptırdığımız kişilerin bu oyların içindeki oranı da çok düşük. Ama yani çok fazla, yani biraz önce dedim ya, tam bilinmeden çok fazla yorumlar yapılıyor. Çok sansasyonel ya, şeyler bunlar. Siyasette maalesef ben burada isteseydim yapardım ama çok da naif davrandım. Belki siyaset naifliği de götürmüyor ama biz de öğreniyoruz biraz. Son tura geçeceğiz. Son turda iki soru. Siyasete girdiğinizde pişman mısınız? Artık tabloyu gördünüz. İkincisi, aday olduktan sonra İYİ Parti üst yönetimiyle herhangi bir temasınız oldu mu? Sahaya şöyle şunları yansıtın, bunları yansıtın gibi size bir noktada sufle verdiler mi? Bu iki şeyi merak ediyorum. Ya şimdi şöyle, pişman olmadım. Ama çok şaşkınlıklar yaşadığım şeyler oldu. Yani ben olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım diye düşündüğüm şeyler oldu. Ama o bir pişmanlık noktasında değil. Siyasetin de yapılış biçimiyle ilgili tabii kafamda şeyler oluştu. Bu bir tecrübe. Her yaşadığımız gün yeni tecrübeler oluşturuyor. Bu tecrübeleri olumlu şekilde kullanabilmek lazım. Genel merkezin yayınları var. Geçen mesela aday tanıtım toplantısında şeyle ilgili de seçim beyannamesiyle ilgili bilgiler verildi. Ortak mutabakat metnini hepimiz zaten biliyoruz. Onun dışında yaklaşım modelleriyle ilgili, aslında ben de psikiyatrist olduğum için bildiğim şeyler, onlarla ilgili eğitimler falan verildi. Yani tabii ki genel merkezin adaylara yönelik yani bilgi aktarımı var. Bununla beraber tabii ki takip ettiğimiz mecralar var. Mesela Türkiye bence önümüzdeki süreçte Bilge Yılmaz'ı çok konuşacak. Ekonomi politikaları başkanı. Sevinç Atabay'ı çok konuşacak. Eğitim politikaları başkanı. Yani o kişilerle diyaloglarımız var. Ve paylaşımlarını da takip ediyoruz. Bireysel diyaloglarımız da var. Sonuçta kendi fikirlerimiz de var. Ben sağlık konusunda çok
boyutlu bilgiye sahibim. Hem bakanlık yaşam... bekliyor musunuz? Hayır, milletvekili şu anda bakan olamıyor biliyorsunuz. Ama sağ olsun Afyon'dan çok kişi benimle ilgili öyle yakıştırmalar yapıyorlar. Yani şu anda öyle bir şeyle girmedim. Ama hakikaten konulara çok vakıfım. Yani ve bu konudaki bilgi birikimlerimi genel merkeze de yansıtıyorum. Yani sorduğunuz sorudan gidersek, tabii ki partinin ciddi bir çalışma altyapısı var. Çok değerli kadroları var. Ve bunu da seçime yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam, var mı son soru? Şu anda sorun yok. Peki. Ben son soru şöyle söyleyeyim. Malum ayın 26'sında Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve hemşerimiz Gültekin Uysal geliyor. Evet, evet. 2 Nisan Salı günde Genel Başkan Meral Akşener geliyor. Parti olarak bu mitinglerde boy gösterisi yapacak mısınız, yoksa sadece kendi mitinginize mi hazırlanacaksınız? Vallahi ben çok hakim değilim bu konuya. Çünkü bana mesela 26'sındaki mitingle ilgili bir bilgi akışı olmadı. Ama o günlerde Afyon'da olacağım. Evet. Her ihtimale karşı Afyon'da bulunacağım. Ama 2 Nisan için ciddi bir çalışmamız olacak. Yani bu kadar söyleyeyim. Katkı ve destek olur zaten. Evet, evet, muhtemelen destek olacağız. Yani ama ne şekilde yapılacak, yani formatını çok tabii bilmiyorum. Onu siz değil de il yönetimi evet, artık evet, şey evet, yapar. Evet. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Afyonkarahisar İYİ Parti'nin adayı Doktor Mustafa Enis Arabacı'ydı. Şimdi ben kendisine teşekkür etmeden önce sağ kamera sizin Afyon halkına neler söylemek istersiniz? Lütfen buyurun. Şunu söyleyeyim. Gerçekten birden bir mesaj söyleyince insan ne söyleyeyim, her şeyi bir iki cümlede toparlamak çok zor. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten Afyon için çok yapılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ve Türkiye için çok yapılabilecek şey olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de konuşmanın başında da söyledim. Şimdi biz millet tanımını bilirsiniz. İşte dili bir, imanı bir, gönlü bir, geçmişi aynı bir, gelecekle ilgili beklentileri ve hayalleri de bir. Ben en önemli şeyin o gönlü bir kısmı şu anda çok zedelendi. Tamam mı? En önemli şeyin bence bu kısmını bir toparlamak gerektiğini düşünüyorum. Ayrıştırıcı yani dilin evet, kaldırılması. Evet, evet. Ayrıştırıcı dilin kaldırılması, herkesin kardeşçe düşünmesi. Yani bu maalesef bizim hem sorunları çözmemize engel oluyor, hem de toplumu karamsar ve ümitsiz bırakıyor. Her şeyden daha önemli olan bunun olduğunu düşünüyorum. Bununla öncelikle mücadele edeceğim. Bunu kaldırdığımızda zaten sorunları konuşabilmek, sorunları çözebilmek çok daha kolay. Çünkü konuşamadığınız şeyi ya da fark edemediğiniz ya da fark ettirilmeyen şeyler çözemezsiniz de. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım görüşlerimizi aktarabilmişizdir. Katılımlarınızdan dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Afyonşehir Web TV'yi tabii Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan bu programı izleyebilirsiniz. Biz izlemeye devam edelim. Tabii mitinglerde sıkışan adaylar sıraya koyamadık. Bundan sonra aşağı yukarı her akşam bir adayımız burada olacak. Sizler bizi Facebook'tan canlı olarak izliyorsunuz. Konuklarımız olduğunda yorumlar kısmına soru sormak isterseniz o soruyu biz kendisine yönelteceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Değişik yüzlerle, değişik konuklarla tekrar beraber olmak üzere. Hepinize hoşça kal diyorum. İyi akşamlar.